Doğumdan ne kadar sonra regle olunur? Hamile bireyler, doğum yaptıktan sonra, ne zaman, regle olacaklarını, oldukça, merak ederler, hatta bu konu, internette, en fazla araştırılan konulardandır, doğum yapmış ve emziren annelerde, daha geç, emzirmeyenlerde ise, daha kısa süre sonra, regli kanamaları başlar. Yalnız burada, dikkat edilmesi gereken konular, doğumundan sonraki kanamayla, regli kanamasını karıştırmamaktır. Loşya olarak bilinen bu kanama, normal regli kanamasından biraz daha fazla olur ve 6 hafta devam edebilir. Loğusalığın ilk günlerinde kırmızı renkte olan bu akıntı, daha sonraki günlerde pembeye, kahverengiye ve daha sonra sarımsı beyaz renge döner. Loşyanın sona ermesinin ardından, emzirmeye devam ediliyorsa, regli kanamasının başlama süresi daha geç olabilir. Bunun sebebi, emzirme nedeniyle salgılanan hormonlardır. Doğumdan sonra regli düzensizliği yaşamak, oldukça normal ve doğal bir durumdur. Bu durumda, yeni doğum yapmış annelerin endişelenmesine gerek yoktur. Genellikle, ilk 6 ayda reglin başlaması beklenmez, başlarsa da düzensiz olacaktır. Bu durumda telaşlanmamalı, zamanla kanamaların düzene gireceğini bilmek gereklidir. Bazen, 18 aya kadar, regli kanamaları başlamayabilir, hiç emzirmeyen annelerde ise, adet kanaması, doğumdan sonraki, 8 ila 16. haftalarda başlar. Hamilelik döneminden sonra kadınların bedeni, normal bir şekilde her ay hamile olabilecek düzenine geri döner. Hayat boyunca, 35 ila 40 yıl, belirli periyotlarda adet görülür. Bahsedilen dönemler, kadınların hayatında sadece iki farklı dönemde değişir. Bu dönemlerden biri hamilelik, diğeri ise emzirme dönemidir. Bu zamanlarda, regli görülmemesinin sebebi ise, hipofiz bezidir. Hipofiz bezi, yumurtalıklar ve beynin baskın olmasını sağlaması sebebiyle, adet döngüsünü bastırır. Sebepleri nelerdir? Doğum yapan annelerin, regli kanamasının başlama süresi, bebeği emzirme süresi ile orantılı bir durumdur. Doğum sonrasında ve emziren kadınlarda adet kanamasının görülmesi, daha geç başlar. Ancak emzirmeyen annelerde ise, regli dönemine girilmesi, daha erken olur. Bu sırada kadınların gördüğü kanama, adet kanaması değildir. Bu kanamaya, loşya adı verilir. Normal adet kanamasından, daha uzun süre devam eder ve lohusa döneminin başında görülen kanama, önce kırmızı, sonrasında pembe, kahverengi ve son olarak da, sarı renkte olur. Loşya kanaması sona erdikten sonra, emzirme durumu hala devam ediyorsa, regli dönemine daha geç girilir. Sebebi ise emzirme döneminde, vücudun salgıladığı hormonlardır. Adet kanaması, genellikle doğum yapıldıktan sonra 8. ve 16. haftalarda görülebilir. Ancak emzirme devam ettiği sürece, bu durum her kadın bünyesine göre değişkenlik gösterir. 18. aya kadar uzayabilir. Bebeğini emzirmeyen yeni annelerde ise, doğum yapıldıktan sonra 4 ila 8 haftalar arasında adet kanaması görülebilir. Bu dönemde yaşanan düzensizlikler ise, emzirme sıklığı, bebeğin ek gıda ile beslenmesi ve emzirme süresi ile de orantılıdır. Lohusalık döneminden sonra, adet düzensizliğinin süresinin uzaması, alanında uzman bir doktora gidilmesi anlamına gelir. Gebelik süresinden sonra, bebeklerini emziren annelerin, adet kanamasının gecikmesi, normal bir durumdur. Sebebi ise bebeğin, anneyi emmesi ve o sırada göğüs uçlarını uyarmasıyla, süt yapan hormon olan prolaktin hormonunun, seviyesinin artmasıdır. Prolaktin hormonunun seviyesinin artması ise, folikül gelişimini sağlayan hormonların, salgılanmasını önler. Bebeklerin gelişimi sürecinde, düzenli olarak süt emmesi sebebiyle de, foliküller dinlenme durumuna geçer. Bebeğin günde genellikle 5 kez ve 10 dakika boyunca emmesi, yumurtlamayı bastırıp, adet kanamasını engellemeye yeterlidir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.